Herkese bir başka içerikten daha merhabalar. Bugün yine sizlerle birlikte bir sürüşteyiz. Şurayı bir atlatalım, devam edelim. Bugün öyle çıktık. Yine her zaman gibi ve elektrikli skuterimizle. Abi yani elektrikli skuter olduğundan beri diyeyim yani. Hani bunu videolarımda çok söylemişimdir ama yani şeye hiç, yani dediğim gibi hani tek başımaysam böyle ortalama atıyorum 10-15 kilometrelik bir çapta bir yere gidip geleceksem kesinlikle ama kesinlikle elektrikli skuter kullanıyorum. Şimdi bu 10-15 kilometre gözünüze küçük gelebilir ama yani 15 kilometre de baktığınız zaman azımsanacak bir rakam değil sonuçta. Yani hep skuter'ı kullanıyorum. Aracımı sadece atıyorum tek değilsem, birileri varsa veya çok ağır bir yüküm varsa hani o sebepten dolayı kullanıyorum, kullanırsam. Başka da yok. Yani hep genel elektrikli skuter. Çünkü artık benim için elektrikli skuter bir atıyorum bir eğlence amacından çıktı yani. Kesinlikle bir ihtiyaç gözüyle görüyorum skuter'ı. Benim için kesinlikle ama kesinlikle bir ihtiyaç haline geldi. Hani ki bakıyorum topluma da, hani çevremde gözlemlediğim binenlere, skuter sahibi olanlarla falan konuşuyorum. Yani hemen hemen herkes de benim kafa yapımda şu anda yani. Herkes diyor yani skutura bindikten sonra hiç arabaya binesim gelmiyor diyorlar kolay kolay. Arabayla hiç yaşamasın gelmiyor da. Çünkü hani elektrikli skuter kesinlikle bir rahatlık. Abi park derdin yok. Trafik derdin yok. Ya ki zaten ben hani yaklaşık olarak bir yıldır falan Eryaman'dayım. Eryaman'da zaten pek trafik derdin yok. Hani o Keçiören'de kaldığım zamanlar mesela Keçiören yeni mahalle falan bayağı bir fenaydı yani trafik konusunda. Oturanlar bilir. Hakikaten fenaydı. Yani mesela şöyle diyeyim. Keçiören tarafında oturanlar varsa Eltik tarafında. Yani mesela Giresun Caddesi başlı başına bir, hani boydan boya baksanız bir kilometrelik yol yoktur ama arabayla gitmeye kalksanız belki 7-8 dakikanızı alır. Hele ki akşam trafiğinde yani. Ki öğlen de aynı, fark etmiyor. Mesela skuterle oraya en fazla 1 dakikada falan geçiyoruz belki de, öyle diyeyim size. Hani bayağı bir bu konuda yani dediğim, hem zamanınızı kısaltıyor, hem sinirlenmiyorsunuz, trafiğin bir gerginliği var ister istemez. O skuterde o gerginlik yok yani, hiçbir şekilde yok. Yani skuter'ın sadece şu şeyi var. Ekstra ama ekstra daha dikkatli olmak lazım. Yani skuter'da yapacağımız bir hata maalesef yani geri dönüş olmayacak şeylere sebebiyet verebilir. Yani benim için artık bu skuter cidden eğlenceden çıkmaya başladı. Kesinlikle bir ihtiyaç haline gelmeye başladı. Çoğu kişi için de böyle olduğunu düşünüyorum. Artık hani elektrikli skuter sürmenin de bir yaşı kalmadı. Hani eskiden şey vardı böyle işte, daha işte atıyorum gençler binebiliyordu. Skuter şapı telefonu. Hani daha çok gençler biniyordu, şunlar biniyordu. Hani hafta sonları orada burada gezdiğim şey vardı. Ama artık insanlar şuna dönmeye başladı. Hani işe gidip gelmelere başladı. Hani kesinlikle yani şöyle diyeyim, ulaşım olmaya başladı daha doğrusu. Hani o daha doğru bir tanım olabilir. Kesinlikle bir ulaşım haline gelmeye başladı elektrikli skuter. Herkes için. Ya abi böyle olunca da yani millet daha rahat yapabiliyor bazı şeyleri mesela. Yani dolmuş parası vermiyor, otobüs parası vermiyor, skuterla gidiyor. Zamanı kendisine kalıyor. Mesela sabah trafiği, akşam trafiği bellidir. Yani Ankara zaten yoğun. Yani İstanbul daha beter ondan baktığınız zaman. Ve en azından böyle olunca da işte şey sorununda kalmıyor mesela, trafik sorununda kalmıyor. Yani kullanıcının parası cebinde kalıyor. Yani ki işte o yüzden herkes ulaşıma dönmeye başladı ve bir noktadan sonra işte bu skuterların işte biraz daha konforlu olsun, biraz daha süspansiyonlu olsun, biraz daha güçlü olsun, işte çift motor olsun, yokuş çıksın. Bunlar tamamen ama tamamen kullanıcının yani şeyine kalmış, ne diyeyim hani kalmış demeyeyim de yani kullanıcının ihtiyaçlarına göre düzenlemeye başladılar gibi düşünüyorum ben şahsen. Ya şimdi ben atıyorum hani Ankara biraz inişli çıkışlı ama
Atıyorum F2 Pro rahat bir şekilde götürebiliyor mesela. Ben eski Scooter'ımda şunu yapıyordum, 350 watt'tı. Aa bakıyorum bir yokuş var, o yokuş mesela çıkamayacak biliyorum. Ben Scooter'u, hani Scooter beni taşısın, ben Scooter'u taşımayayım diye. Hani atıyorum mesela 200-300 metrelik yolu etrafını dolanıyordum ben. Hani Scooter'u kandırarak sürüyordum. Ne yapıyordum? Daha uzun yoldan gidiyordum. Hani çıkıyor muydu? Ya bir de hani kendimi de kandırıyordum yani. Scooter'dan inmedim diyordum. Güzergahımı değiştiriyordum. Ya böyle yaptığın zaman da ne oluyor? Hem bataryaya da bir artısı oluyor şimdi. Artı bir şekilde. Hem de menzilden de kazanmış oluyoruz yani. Yani düzde 200 metre gitmekle yokuşta 200 metre gitmekle düzde 1 kilometre gitmek arasında bence fark var yani. Düzde gitmek daha iyi, daha az watt çekiyor. Ve scooter daha yorulmuyor. Bataryayı da daha az yoruyorsunuz baktığınız zaman. Yani benim, yani en azından bencesi böyle yani. Kendimcesi. Benim yorumum bu şekilde. Ki bu zamana kadar da öyle şey yapıyordum. Mesela Lenovo ile buraya pek bu yokuşa çıkmak istemiyordum. Şimdi hani şeyi kullandık da. Abi çıkabiliyoruz mesela şu anda bununla. O yüzden mesela Lenovo'ya daha zor çıkıyorduk. Mesela şu anda kaçta çıkıyorum? 21 km hızla çıkıyorum. Tek motor olmasına rağmen. Öbür türlü olsaydı Lenovo ile ben buraya belki de 11-12 ile 9'la falan çıkacaktım çok büyük ihtimal. Hani o da 350 watt ve pik gücü de zayıftı. Yani bir de ya güçlü bir cihaz değildi yani. O düz yolda kullanabileceğiniz bir scooter'du. Yani artık dediğim gibi bu kesinlikle ama kesinlikle bir ihtiyaç haline geldi. Benim gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla. Ya işte atıyorum AVM'ye mi gideceğim tek başıma, bir şey mi alacağım, bununla gidiyorum. Markete gideceğim, ufak çapak, hani bir poşetlik, iki poşetlik bir şey mi alacağım, çok ağır olmayacak şekilde. Abi scooter'la gidiyorum, arabaya binmiyorum. Eskiden her şeyi arabayla giderdim. Yani biraz da ne diyeyim, ya bir tık tembel bir yapıya sahibim yani, yürümektense arabaya binerim diyordum yani. Ya mesela 500-600 metrelik bir yol var abi, arabayla gidiyordum yani, yalan konuşmuyorum şimdi. Aa, o yüzden şimdi scooter her işimi görüyor. Ya bir de hani şöyle diyeyim. Scooter'a binmek için bir bahaneniz oluyor mesela. Ben çok arardım mesela ilk geldiğimde. Hatta demiştim yani şimdi scooter'ı alacaktım. Kendi kendime şunu çok düşünmüştüm. Hani şimdi bunu alacağız ama ya hakkını verebilecek miyiz biz bu cihazın? Hani alacağız ama kullanabilecek miyiz? Alacağız ama işte nerelerde kullanacağız? Nasıl bizim ihtiyaçlarımızı görecek? Yani o konularda bayağı bir tereddütlerim vardı. Yani en azından yani bu scooter'a alışınca onu yapıyorsunuz. Yani her yere scooter'la gitme ihtiyacı duyuyorsunuz kendinizde. Abi sizler geçeceksiniz büyük ihtimal. Işık size yanıyor da biz terste kaldık maalesef ya. Şuraya bir atlatayım. Buradan kendi şeridimize geçelim. Ya neyse. Ya diyorum ya mesela bu sadece ihtiyaçtan dolayı değil mesela. Her işinizi yapabiliyorsunuz scooter'la. Ya abi yapacak hiçbir şey bulamıyorsun değil mi mesela? Amca ben geçeyim mi? Çok teşekkür ederim. Yani yapacak hiçbir şey mi bulamadın ya? Hani canın sıkıldı, evdesin, ne yapacağım, ne edeceğim diye düşünüyor musun? Abi atla scooter'ına çık ya. Ya en kötü illaki işte gezmek istediğim veya gezdiğim veya şuraya gideyim de bir kafa dağıtayım, kendi kendime kalemlediğin bir yer vardır illaki. O yerde senin yerin abi. Atla scooter'ına git. Baktığın zaman. Zor bir şey değil. Ya ve kanalımıza gitgide büyüyor. Çok teşekkür ederim herkese. Ve sen yeni izleyen, buraya kadar sıkılmadan izleyip takip ettiysen, abone olursan da çok teşekkür ederim sana. Yani iyi ki varsın, seviliyorsun. Yani dediğim gibi bir olay da şu. Abi mesela bak. Ya şimdi mesela ayrıca da buradan markete gideceğim ileride. Markette de mesela bir alacağım. Abi geleceğiz, şu askılığa takacağız. Abi işimize bakacağız, yolumuza bakacağız. Yani hiç düşünmüyorsun bazı şeyler. Mesela atıyorum ben bu kendimde fabrika verisi 55 diyor ama yani minimum 30 kilometre yol yapabiliyorum ben buna. 30 kilometre de benim gözümde küçük bir rakam değil yani. İki tek arasında 30 kilometre gidiyorsun abi baktığın zaman. Ben o konuda memnunum bayağı. Yani bence artık ihtiyaç halinden çıktı. Şey ama ihtiyaçtır ama. Eğlence halinden çıktı kesinlikle ama kesinlikle bir ihtiyaç haline geldi elektrikli skuterler. Abi bineceksin, işini halledeceksin, gücünü halledeceksin. İşin gücün mü yok, sıkıldın mı? Abi gideceksin, bineceksin. Almak istiyor musun? Abi
bütçenin el verdiği sürece al mutlaka. Şimdi herkesin ekonomik durumu bir değil, ona bir şey diyemiyorum maalesef. Ama aldığın zaman da kesinlikle pişman olmayacağın bir araç yani artık. Taşıt benim gözümde. Zaten taşıt diye geçiyordu ama kesinlikle ya nasıl desem. Ya farklı bir şey ya hakikaten. Hem eğlenebiliyorsun. Hem oraya buraya gidebiliyorsun. Hem yani hem taşıt gibi de kullanabiliyorsun. Ya her şeyi yapabiliyorsun ha bununla. Dediğim gibi o yüzden bence bu kesinlikle ama kesinlikle artık bir ihtiyaç haline geldi. Neyse şurada duralım. Markete gireceğiz. İçerimizi burada kapatalım. Biraz daha sessiz, sakin. Yani dediğim gibi kanala abone olursanız az önce belirttiğim gibi çok sevinirim. Bir başka içerikte daha görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın.